yönetişim sergilenemedi. Çok doğru bir şey söylemiş ama dokunan evet. Yani eğer siz şöyle bir doğru bir şey söylemiş, çok özür dilerim, bu kitaptan anladım. Ya siz Ergenekon'u karartmaya çalışan bir şey yaparsanız, burada gördüğüm o Hrant Dink cinayetiyle ilgili kara propaganda yaparsanız, gördüğüm o kitaptaki o şeyin Büyük Anıt'ın Sabri Uzun'u almasıyla ilgili ya not var önümde, diyor ki şu Büyük Anıt'ın diyor emir subayına bakalım, acaba cemaatçi mi, oradan bir bağlantı kuralım diye bir not alırsanız ben yani daha ne yapayım yani. Evet, dokunan yanar çünkü sahtekarlık var burada, yalancılık var, düzenbazlık evet, var evet. Olayı kapatma var ve kara propaganda var yani. Üçüncü. Ve üçüncüsü şimdi bugündü galiba mahallenin muhtarı olan Ayşenur Aslan Hikmet Çetinkaya'yı mı aldı? Evet, tamamen Fethullah Gülence ve cemaat üzerine bu kitabın döndüğünü evet. Anlattı, durdu ve bunu ispat etmeye çalıştı kendince. Oysa bir akıl, yani bir mantık bize şunu söylüyordu. Fethullah Gülen'le ilgili çıkan ilk kitap ve son kitap da değil. Bir sürü kitap var. Bir araya gireyim. Hanefi Avcı'nın kitabı bununla ilgili dediler. Hanefi Avcı'nın kitabı ile ilgili bir savcılık mahkemeye başvurdu. Yine aynı mahkemeye. Dedi ki bu benimle ilgili, beni Fethullahçı gösteriyor, benimle ilgili kötü propaganda yapıyor, bu kitabı toplatın diye aynı mahkemeye. Yani evet. Ahmet Şık'ın kitabını toplatan mahkemeye verdi. Evet. Mahkeme savcının şikayetini kabul etmedi, evet. Hanefi Avcı'nın kitabını toplatmadı. Eğer bu mahkemeler Fethullahçılığa ilişkin kitapları toplatıyorsa, Hanefi Avcı'nın kitabına ilişkin şikayet olmasına rağmen evet. Neden toplatmadı evet. Bunu tartışmamız gerekiyor. Evet. Tamam, o savcı kim olduğunu da söylemek gerekiyor. Şöyle, o savcı Mehmet Berk. Şöyle bir şey, Emin Aslan olayı biraz önce de hani kapatmaya çalıştım. Emin Aslan olayı bu savcı UYAP üzerinden düştü. UYAP'taki bütün herkes Fethullahçıdır dedi şey. Hanif Avcı. Sonra evet. Savcılık açıklama yaptı, UYAP evet. Üzerinden düşmedi. Biz bizatihi ismen görevlendik. Ben Hanif Avcı'ya bunu sordum röportajda. Bütün UYAP'ta çalışanlar kaç kişi var bilmiyorum. Yani 100 kişi mi çalışıyor, 50 kişi mi? Hepsini Fethullahçı dedin, iftira attın kitabında. Savcılık açıklama yaptı, UYAP'tan düşmemiş bu. Biz görevlendik. O kadar şeylere takılmayalım. İftiralara takılmayalım dedi. Bana röportajında kayıtlı ses yayınladım. Yani evet. İftira at, atılması ona takılmayalım. Atılıyor. Evet, evet. Ben son olarak, çok az vaktimiz kaldı. 6 dakikamız kaldı. Böyle birer ikişer dakikalık bir zaman diliminde. Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti.